Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi tatiller. Modern şirketimiz Alarko Holding. Hem arkadaşlardan gelen talep üzerine hem de eğitimimizin konuları üzerinde çok iyi bir model teşekkül ettiği için Alarko Holding'i modern şirket olarak seçtim. Şimdi sizden onların analizini yapacağız. Sadece küçük yatırımcılar için değil, kanalda abone olan, bu konuda eğitim gören öğrenci kardeşlerimize ve takip eden işletme muhasebe departmanı ve yöneticilerine binaen de bir takım bilgileri paylaşıyorum. Şimdi sırasıyla gelelim arkadaşlar. Bakın çok az rastlayabileceğiniz bir model oluşturduğu için. Ve ben nakit akım tablosunun hep önemine vurguladım bugüne kadar. Şimdi o önem ortaya çıkacak. 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda toplam varlıklar içerisinde dönen varlıkların payı %34'ten %35'e yaklaşık %35'e çok yavaş bir artış kaydetmiş. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %12,5'tan %4'e belirgin ve yüksek oranda azalış göstermiş. Ve sistem bana demiş ki önemli olabilir. İncele. Burayı incele demiş. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yaklaşık %66'dan yavaşça %65'e azalırken mutlak olarak cari fiyatlarla 17 milyar 541 milyon 610 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydederken duran varlıkların öz kaynaklara oranı %103'ten %99'a çok cüzi bir azalma göstermiş. Maddi duran varlıklar arkadaşlar. Ne dedik? Ticari şirketlerle sanayi şirketlerinde duran varlık, dönen varlık oranları değişkendir, farklıdır, farklı değerlendirilmelidir. Toplam varlıklar içerisinde yani sabit kıymetlerin içerisindeki dönen varlıkların payı %52'den %53,5'a. Ne dedik? En az %50 olmalıdır. Olağanı %50 olmalıdır. Evet. Peki bu bir holding arkadaşlar. Maddi duran varlıklar yani bir sürü iştiraklerinde üretim kaynakları var. Yeterli üretimi yapabilmesi için verilen siparişleri zamanında teslim edebilmesi için üretim kaynaklarının yeterli ve kapasitesi yüksek oranda çalışması gerekir. Bakıyoruz bir önceki dönem %19,5 oranındaymış öz kaynaklar içerisindeki oranı maddi duran varlıkların hızlı ve yüksek oranda %6'ya gerilemiş. Yarın ki bu çok düşük kalıyor öz kaynaklar içerisinde oran olarak maddi duran varlıklar ve belirgin şekilde azalışı da bizi dikkatimizi çekiyor. Bunun yarın üretimlerini veya siparişlerini zamanında teslim edebilme riski içerebilir şeklinde görmek de gerekebilir arkadaşlar. Evet.
Bakalım. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı %12'den %20,5'a, reel olarak %206 oranında artarken likidite, hazır değerler yani kasa, ticari alacakların toplam varlıklar içerisindeki payı da %7,5'dan %6,5'a yavaşça azalmış. Stoklar %4'ten %2,5'a azalmış. Şimdi ticari alacaklar azalıyor. Bakın hazır değerlerdeki artışın bir kısmı nereden geliyor? Ne dedik arkadaşlar? Bir varlık kalemindeki azalış bir başka varlık kaleminin artışı olabilir. Yani bilanço kalemleri üzerindeki hangi kalemler azalırken hangi kalemler artıyor bunu görebilmek, bunu görmek son derece önemlidir. Ya da varlıklardaki bir artış kaynaklardaki bir kalemdeki azalışa neden olabilir. Veya kaynaklardaki bir artışa neden olabilir. Mesela stoklarda artış vardır. Stoklara yatırım yapmıştır. Şirketin borçları da artıyor olabilir. Stoklara yatırım yaptığı için. Ne dedik arkadaşlar? Ticari alacakları ve stoklardaki değişimleri kesinlikle satışlarla birlikte görmek gerekir. Evet. Holdingin reel olarak satışları %78,5 oranında çok yüksek oranda reel olarak artış göstermiş. Mutlak olarak %253 o da yüksek oranda artış göstermiş. İhracat gelirlerinin payı %4'ten %0,12'ye artarken ithalat giderlerinin payı %11,5'tan %4,5'a gerilemiş. Bakın, ithalat giderleri belirgin bir şekilde son çeyrekte, son yılın son çeyreğinde belirgin ve yüksek oranda azalış göstermiş. Bakalım dış ticaret işlemlerine. İhracat, toplam gelirler içerisindeki ihracat payı %14'ten %86'ya artarken ithalat giderlerinin payı %56'dan %44'e gerileyerek işletme dış ticaret fazlası vermiş. Gayet ideal. Peki satış, reel satışlara göre ticari alacaklardaki azalış, stoklardaki azalış olumlu şekilde satışlardan kaynaklanıyor. Şirket mal satarak ticari alacaklarını azaltmış, yani vadeye yaymamış, artı mal satışlarından ötürü de stoklardaki ürünlerini azaltmış, satışa binaen azaltmış. Şu rasyolarda alacak gün sayısı ve devir hızına bakalım. Evet, bakın 95 günde tahsil ediyormuş vadeli alacaklarını. Demiş ki ben 82 günde artık tahsil edeceğim. Evet, stok devir hızı da yükselmiş. Niçin? Gün sayısı olarak 30 günde nakde çevirdiği stoklarını, 50 günde 2 ayda nakde çevirdiği stoklarını şimdi 1 ayda nakde çeviriyor. Evet, geldik kaynaklar kısmına. Aktiflerimiz böyle. Peki borçlarımız ne durumda? Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı
%29.81'den yavaşça %30.28'e reel olarak %77.5 oranında artarken varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı %6'dan yaklaşık %4'e gerilemiş. Şirket varlıklarının finansında uzun vadeli borçların payı %36'dan %34'e gerilerken varlık finansmanında öz kaynakların payı %64'ten yaklaşık %66'ya kısmen de olsa artış göstermiş. İşletmenin öz kaynakları yaklaşık olarak toplam borçlarının iki kat üzerinde seyretmekte. Varlık finansmanında öz kaynakların gücü borçların üstünde olması gereken, beklenen de bu arkadaşlar. Grafikte gördüğümüz gibi kısa vadeli borçlarda, yabancı kaynaklarda bir çok cüzi bir artış varken uzun vadeli borçlarda bir azalış var. Net borcu zaten eksi bakiyede ve toplam borçlar içerisinde az önce de gördük. Öz varlıkların payı kısmen olsa da artmış. Şimdi arkadaşlar diğer borçlar kısa vadeli yabancı kaynakların artışında baktığımızda finansal borçların payı artmış. Bunu artık biliyoruz. Peki %1992 reel olarak diğer borçlarının da bizim dikkatimizi çekiyor. Bakın 3 yıldız koymuş, demiş ki burayı incele demiş bana. Burayı ıskalama demiş. Burada demiş olağan dışı bir artış var. Bunun nedenlerini bir araştır demiş bana. Önemli olabilir demiş. Peki bu diğer borçlar ne arkadaşlar? Nedir bu diğer borçlar? Bakalım. İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satın alışlarında ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçlarla alınan depozito ve teminat şeklindeki borçlar dışında kalan borçlardır. Diğer çeşitli borçlar hesabında senetli ve senetsiz borçlar aynı hesapta izlenir, ancak senetli borçların ikinci kırdırma işlemi diğer borç senetleri reskontu hesabına kayıtlanır. Peki diğer borçları artıran kalemler ne? Bakın, ilişkili taraflardan diğer borçlar 3 milyar, ilişkisi olmayan diğer taraflardan borçlar 107 milyon, toplamda 3 milyar 196 milyon ilişkili ve ilişkisiz ama en yükseği ilişkili taraflardan borçlar. Şimdi ben okumayacağım, yazılıma sahip olan arkadaşlar videoyu durdursunlar. İlişkili taraflara diğer borçlar ne anlam taşıyor, ne anlatıyor, nedir? Bunu yazılımlarına eğitim olarak elleriyle yazarak girsinler, yeni not ekleyerek bu bölüme. Evet. Finansman yapısını daha kapsamlı inceleyelim. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bir kere işletme cari fazla veriyor. Dış ticaret işlemlerinde dengesinde baktığımızda işletmenin ihracat gelirleri ithalat giderlerinin bir hayli üzerinde. Peki yabancı para pozisyonu bakıyoruz işletmenin. Net yabancı para pozisyon açığı da yok. Aksine çok cüzi de olsa firma ve sektör yapısı içerisinde yabancı para, net yabancı para pozisyon fazlalığı var. Ama yine de olası bir kur atağında, döviz atağında
Şirket yabancı para riski her şirket gibi o da taşıyor. Finansman kaynaklarındaki kısa vadeli değişikliğe baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %3 oranında artış sağlarken yabancı kaynakların payı yani borçluların payı %5,5 oranında azalmış. Olumlu. Her ikisi de olumlu. Ha, bu oran tartışılabilir. Ama içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam ve bir takım ekonomik sıkıntılara istinaden bunu artıyor olması olumlu olarak değerlendirilebilir. Öz kaynakların borçlara olan oranı %9 oranında artmış. Bu da gayet olumlu. Kısa vadeli borçlar toplam borçlar içerisindeki payı %7,5 oranında artmış. Ticareten olağan bir durum. Ticari borçlar kısa vadeli borçlar içerisinde %21 oranında azalırken uzun vadeli borçlar içerisindeki toplam borçların payı %35 oranında azalmış. İşletme sermayesi %266 oranında artarken finansal borçların kısa vadeli borç içerisindeki payı oldukça yüksek, hızlı oranda %315 oranında artarken ama net finansal borçları %454 yüksek oranda azalmış. Bakalım, evet, finansal borçlar %1,5'tan toplam kaynaklar içerisinde varlık finansmanındaki payı cari dönemde reel olarak %637,5 oranında artarak borçlar içerisindeki payı 1,5'tan 6'ya yüksek oranda artış sağlamış. Evet, burayı da işledik arkadaşlar. Kar zarardan önce öz kaynaklarına bakalım. Evet. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı belirgin şekilde azalırken dönem kar payı yüksek ve hızlı oranda artmış. Devamlı sermaye stabil kalmış. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı adeta çıldırmış. Toplam öz kaynaklar %2,5 oranında ödenmiş sermaye çok düşük kalmakla birlikte %104 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden teşekkür etmekte. Gidelim bu şirketin şirket ve ortak karlılık oluşumlarına bakalım. Şirketin karlılığı bir önceki yıla göre başarısız kalmış, %33,5 oranında azalmış. Ortak karlılığı bir önceki yıla göre, yani bu kadar olumlu tablo sunmasına rağmen şirketin bir kere şirket karlılığı bir önceki yıla göre %33,5 oranında azalmış. 2. Ortak karlılığı %33 oranında azalmış. Şirket hem kendi karlılığını ve ortak karlılığını geriletmiş. Şirket karlılık bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı %35 oranında, yaklaşık %35 oranında satış karlılığı. Satışların bu kadar yüksek, eğer satışların bu kadar yüksek olmasına rağmen satış karlılığı azalmış. Fakat bir önceki yıla göre şirket sürümünü %2 oranında artırmış. Katkı payına bakıyoruz. Katkı payı %24'ten %31'e, %29,5 oranında artarken emniyet marjı %49,5
oranında azalmış. Peki emniyet kar marjı, emniyet marjı ne arkadaşlar? Ne anlıyoruz? Şirketin finansal borçlarını karşılayabilme gücünü anlıyoruz. Geçen yıla göre yani finansal borçlarını geçen seneye göre bu sene %49,5 oranında finansal borçlarını karşılamada bir zayıflama teşekkül etmiş. Ortak karlılığına bakalım. Borçların öz kaynaklara maliyeti %8 oranında azalırken, evet, varlık karlılığı %33,5 oranında azalırken borçların maliyeti %45 azalmış. Dolayısıyla varlık karlılığından azalışından borçların maliyeti daha yüksek ve daha hızlı oranda azalmasından finansal kaldıraç işletmenin lehine gerçekleşmiş. Peki emniyet marjını finansal borçları karşılamada %49,5 oranında geçen yıla göre emniyet yani finansal borçlarını karşılayabilme oranın için düşmüş şirket karlılığının azalmasından kaynaklanma ve net ortak karlılığı yaklaşık %75 oranında azalış göstermiş. Bu göstergeler şirkete hisselerine ortaklar olarak yatırım yaparken daha kapsamlı, daha detaylı değerlendirmeye, önümüzdeki konjonktürün riskleri, olabilesi riskler de göz önünde bulundurularak yapılmayı bize önemini ortaya koyuyor. Yani hisse senedinin piyasadaki işlem görmüş olduğu fiyatı, reel fiyatının çok çok altında olmasının nedenleri muhakkak araştırılmalı. Yani olması gereken değerinin altında işlem gören her şirketin hisseleri aman ucuz diye alınmamalı. Tam aksine niçin olması gereken değerin altında işlem görüyor diye detaylı olarak araştırılmalıdır. Gelelim gelir tablosuna. Satışlar, net satışlar reel olarak %78,5 arttığını az önce görmüştük. Satışların maliyeti de reel olarak %57,5 oranında artmış. Satışların artışından daha yavaş bir artış olmasından ötürü brüt kar %1,5'dan %13'e artmış. Gayet güzel. Niçin? Toplam gelirler içerisinde maliyetlerin payı %98,5'dan yaklaşık %87'ye kısmen azalmış. Evet arkadaşlar, faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisinde bir önceki yıl faaliyet giderlerinin payı %29'dan %7,5'a reel olarak %54,5 oranında azalmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %22,5'dan %14,68'e gerilemiş. Biraz önce borçlarda ne dedik arkadaşlar? Diğer borçlar nedir? Değil mi? Diğer borçlarda ilişkili taraflardan ki borçların artması sebebiyle arttığını görmüştük ve incelememiz gerektiğini hatırlatmıştım. Hemen gidiyoruz ek bilgilerdeki dipnotlardaki diğer borçlardaki ilişkili taraflardaki borçları inceliyoruz. Evet, ödenecek vergi, alınan depozite, diğer çeşitli borçların toplamı 107.643.000.
İlişkili taraflara ki onu orada durdurdum, onu yazın. Bu ilişkili taraf borçları nedir? İlişkili taraflar nedir? Bunu bilin. 3 milyar lira olduğunu gördük. Evet. Ve şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin %11'den %13,5'a artmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı %79'dan %163'e artış göstermiş. Şimdi arkadaşlar, yatırım faaliyetlerinden gelir nedir? Menkul kıymet ve yabancı para yönetim gelirleri demişiz. Peki bunun içerisinde şimdi az önce varlık yapısında dikkatimizi çekti. Maddi duran varlıklarda belirgin bir azalış ve yeterliliği üretim alanındaki maddi duran varlıklarının kapasitesinin yeterliliği doğrultusunda bir şüphemiz oluştu. Peki bu yatırım faaliyetlerinden gelirlerin içerisinde maddi duran varlık satışı da olabilir mi? Şimdi maddi duran varlık azalışı satışlardan mı kaynaklanmakta? Bunu nerede göreceğiz? Dedik ya, nakit akım tablosunun önemine binaen şimdi onu da inceleyeceğiz. Yani hemen hemen çok önemli ders konularının örneğini teşkil ediyor Avarko'nun şu finansal raporu. Evet, bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da inceleyeceğiz. Ve finansman giderlerinin payı bir önceki dönem %2,83, yaklaşık %3'müş. Bu yıl %1,5'a gerilemesinin neticesinde de vergi öncesi karlılık payı %76'dan %161,5'a reel olarak %280 oranında artış göstermiş. Ha böke değil, böke bak. Evet. Ve şirketin vergi gelirleri, vergi gideri değil, vergi gelirleri neticesinde de net dönem karı %63'den %160'a reel olarak %354 oranında artış göstermiş. Evet, geldik nakit akım tablosuna arkadaşlar. Şimdi öncelikle nakit akım tablosunun hangi modele girdiğini bir inceleyelim arkadaşlar. Fakat daha öncesinde şu şeye bakalım. Evet, bizim için önemli olan kar oranlarına bakalım. Ya ortaklar, hisse senedi yatırımcıları açısından önemli olan kar oranlarına bakalım. Bakın, bu efektif kar oranı hisse senedi yatırımcıları için son derece önemli. En düşük de o arkadaşlar. En düşük de o, %12 ile. Evet. Yani niçin hissenin olması gereken fiyatının altında işlem gördüğünü az buçuk anlamaya başlıyoruz. Şimdi modeline bakalım. Çok önemli. Niçin önemli? İşletme faaliyetlerinden nakit akışı %199'dan %356'ya %300 reel olarak artış kaydetmiş. Yani bakıyoruz, artış var, artı. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışına bakıyoruz. Eksiymiş, artıya geçmiş. %229 artmış. İki artı oldu.
Finansal faaliyetlerden nakit akışına bakıyoruz. Bir önceki dönem o da eksiymiş. Şimdi %998 oranında artmış. 3 tane artı oldu. Peki bir önceki dönem neydi? Artı, eksi, eksiydi. Yani iki, artı, eksi, eksiydi. Şimdi artı, artı, artı. Artı, artı arkadaşlar birinci model kısmına giriyor. Çok nadir rastlanılan bir durumdur arkadaşlar. Bu model çok nadir rastlanan bir modeldir. Niçin? Hani dedik ya Alarko, evet birçok bilanço kaleminde eğitim açısından örnek teşekkür eden bir finansal rapor sunmuş. Şimdi model 1 yani 3 tane artı neymiş? İşletme faaliyeti pozitif, yatırım faaliyetleri pozitif, finansman faaliyetleri pozitif. 3 tane artı. İşletme tüm faaliyetlerinden nakit girişi sağlıyor arkadaşlar. Tüm faaliyetlerinden. Bu durumun nadir ve geçici olduğu kabul edilir. İşletmelerin aynı zamanda hem satış yapıp hem duran varlıklarını satıp hem de borçlanması oldukça nadir bir durumdur. Bakın, niçin nadir görülen bir durum? İşletmelerin aynı zamanda hem satış yapmaları, satışlarını artırmaları, satış yapıyorsun, bir satış gelirin var. Hem duran varlıklarını satıp nakit girişi yaratıyorsun. Abi aynı zamanda da borçlanıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Duran varlıklarını satıyorsun. Satışlarını artırmışsın. Nakit girişi sağlamışsın. Gitmişsin bir de üstüne üstlük borçlanmışsın. Şimdi o zaman aklımızda şu geliyor. Yani düşük faiz oranlı borçlanmak cazibesine mi kapıldı ki firma? Bilemiyoruz. Bunun da incelenmesi gerekiyor yani. Evet, bu yüzden nadir görülen bir durumdur. Bu tür nakit akışlarına sahip işletmelerin varlıklarının düşük olduğu gördük, maddi duran varlıklarını küçülme eğiliminde olduğu ve karlılığının düşük olduğu varsayılmaktadır. Yani satışlarını artırmışsın ama satışlarından istediğin parayı sağlayamamışsın. Satışların artmış ama karını artıramamışsın. Şirket karlılığının azaldığını da gördük. Ve satışlardan gelen karın senin kaynak yaratmaya yeterli olmamış, gitmişsin. Bir de nakde ihtiyaç duyup borçlanmışsın. Evet arkadaşlar, şimdi açılımına bakalım. İşletme faaliyetlerinden nakit girişi %23, esas faaliyetlerden nakit girişi %79,5 artmış. Bunları okuyun, görüyorsunuz. Ve geldik şimdi, ne dedik? Şirketin yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %115,5 düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden 224.264.220 TL nakit fazlası vermiş. Oranın düşük oluşu işletmenin kapasitesini korumak veya genişletmek için bir dizi yatırımlara gittiğini gösterir. %100'ün üzerinde büyük oluşu işletmenin duran varlık satış yolu ile nakit yarattığını ve sürekli duran varlık satışı bir finansal strateji
değildir. İyi bir strateji değildir. Bunu da biliyoruz. Ve buna rağmen finansman faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %100'ün üzerinde olması sebebiyle de şirketin işletmenin esas faaliyetlerinden vermiş olduğu nakit açığı, ama diyeceksiniz ki yetersiz nakit açığı veya fazlası diyelim, işletmenin borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu, hala daha borçlanma içerisinde olduğunu, ya yine borçlanacağını ya da nakden temettü artışı yapabileceğinin işaretini veriyor. Böyle bir potansiyeli de gözden kaçırmamak lazım. Beni işte şirketler de sevmiyor arkadaşlar. Bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı, bu kadar ince analiz neticesinde diyorlar ki kardeşim, yani buralara da girmek zorunda mısın? Ben yatırımcıyım. Ben yatırımcıyım. Ben finansal okurum. Peki arkadaşlar, ne dedik biz? Şirket maddi duran varlık satışı yapmış mı dedik, değil mi? Yani yapmış olarak görüyoruz. Bilançoda bunu okuyabiliyoruz. Mesela maddi duran varlıklar %12,5'tan %4'e gerilemiş. Niçin gerilemiş? Bunu demiş ki bize, incele demiş. Bu önemli olabilir demiş. Tamam, bakalım. Bakın ne dedik? Borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında saklıdır. Bakın arkadaşlar, her söylediğimi somut olarak önemini ortaya koyuyorum. Yazalım şuraya, maddi duran varlık diyelim. Satış amacıyla elde tutulan duran varlık. Bakalım detaylarına, inceleyelim. Evet arkadaşlar, maddi duran varlık satış kârları, kârı arkadaşlar. Yani maliyetini çıkartıyorsun, o maliyetten geri kalan kısmı senin kasana kâr olarak. Bir önceki dönem, bak bir önceki dönemde maddi duran varlık satışında bulunmuş şirket 25.550.000. liralık. Bu dönemde de 78.148.000 liralık bir maddi duran varlık satış kârı elde etmiş. Ayrıca mali duran varlık satışı da gerçekleştirmiş. Peki sürdürülebilir mi arkadaşlar? Ne dedik? Finans yaratmada sürdürülebilir bir finansal strateji olmadığını bize öğretmişler. O zaman bu öğretiler doğrultusunda değerlendirmemizi yapacağız. Ne kaldı görmediğimiz? Başa başı geçelim. Reel satışları gördük. Rasyolarına bakalım. Evet, rasyolar oldukça olumlu. Likidite oranı sınırlarının içerisinde, ama cari oran olması gereken değerin altında. Disponibilite o da olması gereken değerde. Rasyoları güzel, olumlu. Eksiğiyle, artısıyla. Kaynak kullanımına bakalım. Fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %66'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Evet. İşletme sermayesi %266 oranında artış göstermiş. Evet. Şu nakit akım tablosunun önemine bir daha tekrar son kez ortaya koyalım.
neymiş? Nakit akım tablosu. İşletmelerin temel hedefi kar elde etmektir. Bu kar sadece nakit olarak değil, tüm fonlar itibariyle işletmenin dönen ve duran varlıklarında bir artış ya da yabancı kaynaklarda azalış olarak tezahür eder. Nakit ve kar her ne kadar birbirine yakın kavramlar gibi görünse de bilanço tekniği açısından farklı unsurlardır. Bir şirket karlı olsa bile nakit olarak yetersiz durumda olabilir. Hatta krize bile açık kalabilir. Finansal açıdan bir işletmenin dengede olabilmesi kısa vadeli yabancı kaynaklarının çalışma sermayesiyle karşılanabilmesi gerekir. Nakit, çalışma sermayesi içinde en fazla likit unsurlar içermesinden sürdürülebilir bir finansal yapı ve yönetim açısından nakit akımının ciddi şekilde kontrol altında tutulup takip edilmesi gerekir. Yani nakit akımı, paranın akışının değerlendirilmesinin kar rakamından çok daha önemli olduğunu ortaya koyuyor ki biz de genelde direkt kar rakamlarıyla, karın yüzdesel oranlarıyla şirketleri not veriyoruz. Sınıfta bırakıyoruz ya da Eylül'e bırakıyoruz veya yıldızlı pekiyi veriyoruz. Ama bunun ne kadar sağlıklı, ne kadar istikrarlı olduğunu araştırmasına girmiyoruz ki asıl önemli olan odur arkadaşlar. Evet. Geldik hissenin değerine, değil mi? Evet. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemiyle, gerek indirgenmiş nakit akım yöntemiyle haftanın son gününü 82 liradan fiyatlanarak kapatmış, olması gereken değerinin altında işlem görmekte ama işte o spekülatif olarak mı yoksa hissenin sahibinin görmüş olduğu sıkıntılardan ötürü mü bedelinin altında fiyatlandığı iyi araştırılmalıdır. Bakıyoruz. Temettü verimi %1,5'tan %0,42'ye gerilemiş. Temettü ödeme oranı %6,5'tan %1,30'a gerilemiş. Yani bir istikrar yok. Evet, karını artırmış. Kar muazzam şekilde artmış. Ama bir takım dikkatlice araştırılıp iyi karar verilmesi gereken önemli kalemler de var. Takdir yatırımcısının ve yatırım yapmayı düşünen kişilerin aittir. Takdiri onlara aittir. Evet arkadaşlar, bir başka modern şirkette bir başka eğitim konusunda yine birlikte olacağız. Herkese yeniden iyi haftalar diliyorum.